Yine Ebu Yezid el-Bostami demiş ki, Ebu Yezid el-Bostami, اِنَّمَا نَالُ الْمَعْرِفَةِ Marifete erenler بِتَضْيِعِ مَا لَهُمْ Nefislerine ait hal ve hanları ne yapmışlar? Devamlı zayi etmişler. Nefsin isteklerini, istek ve arzularını hiçbir zaman yerine getirmemişler. وَالْوُقُوفٍ مَعَ مَا لَهُ Allah-u Teala'nın Rabb'a ait olan ibadetleri haklı hakkıyla yerine getirip nefsin istek ve arzularının her hepsini yapmışlar, dışlamışlar. O zaman işte marifete eren kişiler ermişler. Hatta Yusuf İbn Ali demiş ki لَا يَكُونُ الْعَارِفُ عَارِفًا Bir kişi arif ne zaman olur? Kimler arif olmak ister? Allah-u Teala hepimizi ariflerden eylesin. Kişi ariflerden olmak isterse demişler لَوْعْتِيَ مِثْلَ مُلْكِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَمْ يَشْغَلْهُ عَنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ طَرْفَةَ عَيْنِ Bakın talebeler iyi dinleyin. Allah-u Teala diyor o kişiye Süleyman Aleyhisselam'ın malını mülkünü de versin. Süleyman Aleyhisselam neydi? Yeryüzünün kralıydı yani. Her şeyi göz açıp kapayıncaya kadar elinin altında. Geliyordu, gidiyordu yani. Allah-u Teala diyor bir insana Süleyman Aleyhisselam'ın mülkünü de verse göz açıp kapayıncaya kadar o mal Allah'tan kendisini kesmemelidir diyor. O zaman ariflerden olur. Azıcık parayı görünce hemen canı sıkılmaz, ağlamaz, üzülmez. Param gitti diye, param çok oldu diye kimseye büyüklük taslamaz, zengin oldum diye. Derim ki dünyanın malı da kendin olsa, Süleyman Aleyhisselam malı da kendin olsa ne oluyormuş gençler? Allah-u Teala'nın kendisini zerre kadar meşgul etmezmiş.